Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere bir iki gün önce yaptığım, göstermiş olduğum bayan yeleğinin kol kesimini anlatacağım. Çok sorulduğu için. Şimdi ben böyle bir önün kol kesimini ve ön yaka kesimini yaptım. Şimdi diğer kol kesimini sizlerle beraber şuradan başlayacağız böyle. Ara ara da modelimi zaten göreceksiniz. Bakın şöyle şuraya kadar hep böyle bitirdik. İki yanlarda 5 örneğimiz vardı. Şimdi çok uzatmadan hemen kol kesimine başlamak istiyorum. Eğer yeni izleyenleriniz varsa videomuzu, diğer videomuzda örneğini, sayılarını vermiştim zaten. Şimdi hemen kol kesimine başlayacağım. Şimdi diyelim ki ölçülerini, şöyle uzunluğunu sayalım. Örneğimizin genişliğini vermiştik. Uzunluğunu eğer bu ölçülerde yapacaksanız uzunluğu 19 örnek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 örnek yaptım. Bu 42 beden. Çok rahat olacak 42 bedene. Şimdi şöyle hemen bakın kol kesimine geldiğim zaman şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 11 tane ilmek atacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmek attım şişime. Bakın şimdi hemen örmeye başlıyorum arka yüzeyden. 3 numara şiş kullanmıştım. Bir de ipimiz böyle simli ipten. Sizler dilediğiniz ipten yapabilirsiniz. İnce ve kalınlığı fark etmez. Nasıl seviyorsanız. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerim. Bakın 11 ilmeğimi hemen. Bu ilk sırası biraz zor oluyor. Şöyle hemen hepsini aroşa öreceğim. Diğer yelek videolarımızda da göstermiştim. Bazılarında kol kesimi çok soruldu. Bunda da sorulduğu için göstermek istedim. Aslında hemen hemen hep aynı kesimler. Şimdi bakın böyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Buradaki 12, 13 ile olan ilmeğimi topluyorum bakın örgümden olanı. Hemen dönüyorum. Şöyle şimdi bir düz bir ters yapacağız. Yani lastik normal bildiğimiz lastik şeklinde bir düz bir ters örüyoruz. Sadece şu attığımız 11-12 ilmeği öreceğiz. Hem de buradan bitirerek izleyicilerim. Arka yüzeyde de aynı bakın. Tersi ters yapıyorum. Düzü düz yapıyoruz. Bildiğimiz normal lastik. Sonra ön yüzeyde lastiğimizin modelini koymaya başlayacağız. Şimdi yine bakın bitirme yerine geldik. Şimdi iki tane birden alıyorum. Yani 3 ilmeğimi böyle bir topladım. Yine dönüyorum. Hemen şişimi döndürdüm. Acele ettiğimden ilmeklerimi de çıkardım. Siz modelimi izlerken ben hemen ilmeklerimi de geçireyim. Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakın yine böyle aynı. Buradan bir tane düz örüyorum. Diğer ilmeğimi ters. Şimdi normal yaptığımız lastik gibi yapıyoruz. Böyle.
Plastiği daha önce de göstermiştim ayrı bir videomuzda. Yine aynı lastikten kullandım kenarlarında. Bir tane ters düz ilmeğimiz kaldı. Tekrar son ilmeğimizle bakın sıramın sonuna geldim. Arka yüzeyde yine bir düz bir ters yapıyorum. İlmeklerimizi hep arka yüzeyden topluyoruz. Bazen bir, bazen iki ilmek bir alıyoruz. Şimdi yine iki ilmek alalım. Bir. Devam ediyorum. Şimdi böyle bakın bu seferde bu ilmeğimi örmedim. Hemen bir tane terse bir düzü yine ilmeklerimi böyle ipimi üstten geçiriyorum. İki ilmeğimle devam ediyorum. Şimdi hep böyle bitireceğiz sevgili izleyicilerim. Bakın modelimden de görebilirsiniz. Şimdi arka yüzeyde hep tersini ters, düzleri düz yapıyoruz lastik bölümünde. 12 ilmeğimize gelince orada topluyoruz. Şöyle hemen 2 tane bir alıyorum. Bakın böyle. Şimdi modelimde bakın şurada şurasını şu an yapıyorum ben. Şuraya kadar bu işlemi yapacağız sevgili izleyicilerim. Sonra örneğimizin 5-6 tane kaldığında şu bitmesine, bir ikinci örneğimizin bitmesine 5-6 tane kaldığına kadar hep topluyoruz. 2 arada 3 yani bir ilmek topluyoruz. Yani 2 ilmeği topladığımızda bir ilmek, 3 ilmeği topladığımız zaman da 2 ilmeğimizi bitirmiş oluyoruz birden. Bir 2 ilmek, bir ilmek derken böyle buraya kadar devam ediyoruz. Sonra örerek yine şöyle ön yaka kısmını toplamaya geliyoruz. Yaka kısmına geldiğimiz zaman da hep bir azaltıyoruz. Hep ön yüzeyden. Bakın yukarıya doğru hep bir ilmeklerimi toplamışım. Şimdi kol kesimi bitmediği için hemen şöyle yapalım onu da. Böyle diyelim ki buraya kadar bitirdik. Şuraya kadar bitirdik. Buraya kadar bitirdikten sonra böyle devam edeceğiz. Ben size yaka kesimini de anlatmak istiyorum. Hemen. Şimdi ilmeğimiz tabi burada az olduğu için bitirme. Şurayı kadar bitireceğiz sevgili izleyicilerim. Bakın. Şöyle şimdi burada şu bir örneğimizin şurasına kadar şu aroşalı olan yere kadar iki örneğimizin yarısına kadar burada 5 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız. Aynı böyle bir veya iki toplayarak hep böyle devam edeceğiz. Sonra ön yüzeye geçeceğiz. Şimdi burasını da toplayalım. Sonra yaka kısmını da göstermek istiyorum. Siz tabi omuz kısmını istediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. İlmekleri toplayarak geniş seviyorsanız geniş, dar seviyorsanız daha az yani ilmek az veya çok toplayacaksınız. Şimdi arka yüzeyinde aynı. Hep böyle devam edecek bu. Ta ki dediğim gibi şu ilmeklerimizin şurayı kadar 3-4 tane kalana kadar hep bu işlemi yapacağız. Şimdi yine bakın toplama yerine geldik. 2 ilmeğimi alıyorum. Diyelim ki burada şurada şimdi 4 ilmeğimiz kaldı. Devam ediyoruz örgümüzle böyle.
Siz modelimi izlerken ben arka yüzeyden, hepsi ters zaten örgünün. Ben burada örüyorum sevgili izleyicilerim, hemen bakın. Hepsini ters örüyorum. Arkasına gelince arkası da aynı. Yine arkada da bakın 11 ilmek attık. 12. ilmeğimizi örgüden aldık. Burada da yarım örneğimizi bitirdik. Sonra yukarıya doğru devam ettik. Aynı işlemle. Burada tabii daha az ilmek bitiriyoruz arkada. Belli zaten diğer taraftan da bakın. Şuradan da. Böyle buraya kadar bitirmişiz yarım örneğimizi. Sonra yukarıya doğru devam ediyoruz. Hep 11 ilmek kullandık. İster 13 ilmek daha geniş seviyorsanız 13 ilmek de atabilirsiniz yan kenarlarını. İlmeğimiz tabi fazla olduğu için daha öremedim şu an. ...93 ilmek önler, 131 ilmek arka. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük. Kendi bedeninize göre yapabilirsiniz ilmek sayılarını. Bakın böyle sıramı sonuna geldim. Şimdi ön bandındayım. Yine ön bandında da aynı lastiğimi örüyorum. Hep çapraz alıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz bu lastikte. Daha önce videosunu çektiğim için hızlıca geçiyorum hemen. Ama belki yeni görenleriniz vardır. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın bu lastiklerini yaptık. Burada bir tane düzümüz var. O düzü şöyle yapıyorum. Hep eksiltmeye başlayacağım. Şimdi yakayı da eksiltmeye başladık artık. Bundan sonra yine örneğimle böyle devam etmeye çalışacağım. Şimdi buradan böyle hemen 1, 2, 3, şöyle yapalım, 4, 2, 4, 5 tane aroşe yapıyoruz. Bir tane topladık buradan. 5 tane aroşe yaptıktan sonra hemen 3 ilmeğimi yine aynı örneğimi yapar gibi topluyorum. Tekrar 2, 3, 4 tane aroşamı yapıyorum. Tekrar örnek açmış oluyorum. 2 düz, 1 doladık. Tekrar 1 düz, 2 tane düz yapıyorum. Şimdi 4 tane de aroşa yapıyorum. Bu başta ilmeklerimiz denk gelsin diye 5 tane yaptık. Normalde örneğimiz hep 4 ters başlıyoruz. 3 tane topluyoruz. Tekrar 4 ters. 2 düz öyle devam ediyoruz. Şimdi 2, 4 tane aroşe yaptım. Hemen bakın burada belli zaten. 3 ilmeğimi topluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane de aroşe yaptım. 2 düz.
bir ters, iki düz, bir doladık, tekrar dört tane ters örgü, üçünü bir aldım, yine dört tane aroşe yaptım. İki, dört, iki tane düz örüyorum. Bir doladım, tekrar bir düz, bir şişime doluyorum, iki tane düz. Hep örneğimiz böyle. Başlama yeri de hep eksiltiyoruz, yani bir taraftan topluyoruz, bir taraftan arttırıyoruz örneğimizi. Bakın burada hep toplama yeri. Hemen gene dört tane ters örgü, aroşa ön yüzeyde. İki tane düz, bir doluyorum şişime, tekrar bir düz, bir doluyorum, iki düz. Şimdi koltuğumuz diyelim ki hep böyle bitireceğiz. Şurayı dedik ya, 4 ilmek kalana kadar hep böyle yapacağız. Sonra bakın, hem ön yüzeyden hem de arka yüzeyden topluyoruz koltuğumuzu. 4 ilmeğimiz, 5 ilmeğimiz kalana kadar hep öyle. Bu örneğimiz hep arttırıldığı için omuz kısmı bitene kadar hep bir bir yanlardan topluyorsunuz izleyicilerim. Eğer toplamazsanız örneğiniz omuz kısmı çok geniş olur. Şimdi böyle hep devam edeceksiniz. Bakın zaten burada da belli. Şöyle belli. Buradan hep bakın, hep birer tane yukarıya doğru toplamışım. Aynısını şu dediğim gibi şu ikinci örneğe 4 ilmek kalana kadar aynı işlemi yaptık. Sonra arkalı önlü birer tane topladıktan sonra bir daha ilmeklerimize hep bir tane buradan, bir tane de buradan hep bitirdik izleyicilerim. Hep bitirdik ki bakın daha bile sonu gelmedi mesela kol kesimini. Biraz daha devam edeceğim. Hep bitiriyorum örerken. Çünkü şu ortalardan ilmek arttığı için modelimizde iki yanlardan bitirmemiz gerekiyor. Orada şaşırmayın. Omuz kısmını ne kadar uzun yaparsanız yapın, hep iki yanlardan bitene kadar birer tane bitireceksiniz. Eğer örnekte bu değil de bu örnekte böyle. Onu da sizlere açıklamak istedim. Yine çok sorulmuş yelek siparişi falan alıyor musunuz diye. Ben bugün numaramı size yazılı olarak yazacaktım, yine unuttum. Ama sözlü olarak söylemek istiyorum. 0212 746 54 11'den bize ulaşabilirsiniz. Ben sipariş alamıyorum. Tek ördüğüm için sadece çektiğim videoları satıyorum sevgili izleyicilerim. Eğer bizi takipte olursanız oradan mesela beğendiğiniz yelek olur, hemen bizi arayıp ayırtabilirsiniz. Çünkü çok yazıyorsunuz, soruluyor. Telefonu tekrar söylemek istiyorum. Şöyle modelim burada dursun. 0212 746 54 11'den bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.